Bu milletin her türlü derdini, davasını ve bu milletin her türlü arzu ve isteklerinin mücadelesini veren bir hareketiz. Yaşım itibariyle görmedim ama ailemden, arkadaşlarımdan birçoğunuzun yakınları da geçmişte yaşanmış darbeleri gördü ve yaşadı. Rabbim o günleri göstermesin. Evet, o günlerde darbelerin en ağır bedellerini ödemiş bir hareket olarak ve Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını kendine koymak mücadelesi vermekteyken alçakça bir suikast sonucu şehit edilen büyük dava adamı, büyük devlet adamı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetiştirmiş olduğu bir Alperen kardeşiniz olarak buradayım. Bunu söylerken sözlerim sakın hamaset olarak algılanmasın. Bakın, bu süreçle ilgili 7,5 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bizim dosyamızda 7,5 yıldır sanık konumunda olan alçaklar bugün Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele baskın yapanların içinde çıkıyor. Bir diğer alçak helikopterle Yunanistan'a kaçıyor. Bunu söylerken şunu hepinizin bilmesini arzu ederim. Muhsin Yazıcıoğlu sadece benim değil, bir millete mal olmuş bir adamdı. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu bir milletin davası olması gerekirdi. Ancak biz mahkeme kapılarında gözyaşı dökerek böyle bir hukuk mücadelesi verirken bu alçaklar masum gözüyle bakılaraktan takipsizlik kararı verildi ve serbest bırakıldı. Bizi düşündüren bazı noktalar vardı. Burada söylemekten de hiç bir iş yoktur, görmüyorum. Devletimize ve hükümetimize kırgınlığımız vardı. Niye? Bunları serbest bırakanlar üst makamlara görev aldılar. En son 15 gün önce takipsizlik kararı veren savcı 22 yılın Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Ben buradan hükümetimize de söylüyorum, devlet büyüklerimize de söylüyorum. İnşallah bunun gereğini yapacaklardır.